Bunlar nankör insanlar. Bugün bak dünya devletleri adamın peşinde. Abdülhamit Han nasıl yıktılar? Onu da yıkmak için Türkiye'de içeri içeriden dışarıdan üzerine geliyorlar. Vatan hain. O dediğin yıllarda iki tane onlar. Az kullan, az fazla yemeyin. Fazla yemeyin. Zamanı kim onayladı? Yok, kim onayladı? Bilenler bilir, aylar önce teşhisi koymuş, rahatsızlığa da Erdoğan hastalığı diye bir isim vermiştik. Doktorlar endişe ediyor demiş, önlem alınmazsa bu afet herkesi vurur diye de uyarmıştık. Maalesef korktuğumuz oldu. Ülkemiz perişan, batmış vaziyette ülkemiz. Battı. O kadar değil, henüz batmadık ama yakınız. IQ ortalamamız dünya klasmanında baş aşağı düştü. Bu sene yapılan ölçümlerde Türkiye'nin ortalama IQ'su yani zeka seviyesi 86.8 puan olarak ölçüldü. Yıllarca normal değer olarak kabul edilen 90 puan çıkan ortalama zeka katsayımızın endişe verici bu düşüşünün sebebi ise sözünü ettiğimiz Erdoğan'ın ülkeye getirdiği hastalık. Yani pahalılık yüzünden düzgün yiyememek, yesek de beslenememek. Abi IQ kaldı mı ki millette ya? Yani ne, millet herkes bunalıma girdi. Yoğurdun o 30 TL olduğu bir memlekette, ekmeğin 5 TL olduğu bir memlekette beslenme ancak böyle olur. Gelir yok, gider fazla. İnsan kendine mi baksın, çocuğuna mı, zekasına mı, parasına mı, cebine mi, neye baksın yani? Aslında Erdoğan hastalığını dört dörtlük teşhis eden birileri çıkmadı değil. Fırıncıların sendika başkanı kuru ekmeğe talim eden milletlerin geri kalacağını biraz amiyane tabirle söyledi. Tabii ki soluğu Silivri'de aldı. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Başka lider hep marifet kazanırsa Türkiye 200 sene 500 sene geriye gider. Şeker aldıktan sonra beyin çalışır. Beyin en fazla şeker harcıyor. Beyin de yağla sudan oluşuyor. Ya nerede fakir var? Hiç eski araba var mı? Bak etrafına. Hiç eski telefon var mı ya? Konumuza dönersek, özellikle çocukluk yaşlarında alınan gıdanın kalitesi gelişim için büyük önem arz ediyor. Toplum geneline yayılan kaliteli gıdaya erişim zorluğu en çok çocukları ve gençleri etkiliyor. Tam adamına sordum, ben kantin işletmecisiyim. Benim kantinimden yiyen çocuklar var öyle. Çok fakir yani, alamayacak kadar veya dediğiniz derecede olan. Bunları böyle olduğu zaman farkına varıyoruz mesela. İlk etapta anlayamıyorsun. Çocuk gelip de istemiyor, borç da istemiyor yani. Çoğu aç. 3 tane zeytinle, ufacık bir ekmekle annesi yolluyor eve. Annesi bütün gün üzülüyor, sıkıntıya giriyor. Çocuğumu aç yolladım okula diyor. Mesela biz eskiden 3'er 4'er tane poğaça olurken şimdi bir tane alıyoruz. Yani minnacık 6 yaşındaki çocuğa neydi, nasıl yetecek? Ben normalde Almanya'da da yaşadım 30 sene. Almanya'da daha ucuz yani balıklar falan. Burada balık falan acayip pahalı. Kesinlikle yani kimse yeterli beslenemiyor çünkü. Para yok abi. Bilimsel olarak yaklaşırsak beslenme bozukluğu özellikle kronikleşmesi durumunda zihinsel gelişimden fiziksel gelişime kadar her şeyi etkiler. Düzenli ve kaliteli beslenmek her çocuğun hakkı. Zeki ve özgüvenli nesiller yetiştirmek içinse herkese büyük görev düşüyor. Kimileri parodi yapıyor, abartıyor olsa da. Bir tane kadını takip ediyorum. Çocuğuna her gün böyle anaokul beslenmesi yapıyor. Gördün mü Hıfzı Berkay? Bugün Hıfzı Berkay'ın ana sınıfında. 10. günü olacak. Hıfzı Berkay çok güzel beslenmeler hazırlanıyor. Mesela balık koyuyor, fasulye koyuyor. Ben dünden biraz mumbar yapmıştım. Bu sabah Hıfzı Berkay okula gitmeden de biraz ısıtıp beslenmesine öyle koyacağım. Son görünüşü bu şekilde.